Herkese merhaba. Bugün veganların adını unuttum, evet. Başkasının kanalı heyecan yapıyor bende Bu hafta programın ikinci senesini kutluyoruz. İkinci senesinin Mutluluk kans. bitmesini. Ben her programda mutluluk kans yapacaktım. Hem insan kendi sağlığı için, hem dünya için, gezegen için, hem de belli ki hayvanlar için tek ve en iyi ve olması gereken minimum davranış şekli. Ama herkes vegan değil. Nasıl yani? Hani Aramızdaki profesyonel yayıncı sensin zaten aslında yani. YouTube. profesyonel yayıncı, şimdi birazdan Hayat Herhalde. Hikayemi dinleyince öyle olmadığını anlayacaksın. Herkese merhaba. Ben Öykü Büyükdere. Bugün Kim Bu Veganlar'da Işıl Kara Elmas'la birlikteyiz. Hoş geldin Işıl. Hoş bulduk, merhabalar. Ben de dördüncü kez sunuculuğunu yaptığım bu sezonda ilk kez adımı söylemeyi akıl ettim. Bir giriş her yeni videoda biraz daha belki anlamlı hale gelir. Şimdi Işıl, önce ben kısaca size tanıtayım. Ondan sonra da ona her zamanki bir sorularımız olacak. Ama eğer mesela yüzünü tanımıyor olabilirler, ismen gerçi çoğunluk tanıyordur diye düşünüyorum. Tanımayanlar için şöyle bir kısa bir anons yapacağım. Bu anonsla tanınacağını düşünüyorum. Türlerin yaşam hakkı. Paylaştığımız canlıların özgürce yaşama haklarına dair her şey. Sesim biraz daha böyle bas kalın olarak düşünürseniz. Arkaya da Toriyamos Evet, tabii müziğiniz de eksikti. Türlerin Yaşam Hakkı radyo programını yapıyor ve podcast olarak da yayınlanıyor Açık Radyo'da. Işıl'ı oradan tanıyor olabilirsiniz ama biraz daha bilmediğimiz, daha öncesine de gidecek olursak, Işıl bir sosyolog. Alman Lisesi'ni bitirdikten sonra Viyana'da ve Boğaziçi Üniversitesi'nde sosyoloji lisansı yapıyor. Sonra Sabancı Üniversitesi'nde kültürel çalışmalar bölümünde yüksek lisans yapıyor ve Türkiye'de iklim ve ekoloji mücadelesi hakkında bir bitirme projesiyle tamamlıyorsun bu yüksek lisansı. Bu arada YouTube'da ben Son Nehir adındaki mini belgeselini de bulup izledim. O zaten. O zaten aynı şey. Onun, Proje ha okey, bitirme proje tamamı video artı, belgesel. yani o belgesel artı onun bir de makalesi vardı. Yani onun arka planını Tamam. da anlatan bir makalesi vardı. O işte proje, evet. Okey. Bir makale vardır diye düşünmüştüm ben Evet, de. Sabancı'da yüksek lisans bitirmek için. var. O belgeseli izlemek isteyenler için bağlantı adresinde videonun altındaki açıklamalar kutusuna koyarız. 2018 yılında Haziran ayında vegan oluyorsun ve hayvan özgürlüğü, veganlık ve hayvan hakları aktivizmi gibi konuları okuyup araştırmaya başlıyorsun birçok vegan gibi. Ama sen bir adım öteye giderek bu konuda bir radyo programı da yapmaya başlıyorsun 2019'da. Her çarşamba saat 14'te yayınlanıyor. Hiç tanımayanlar için kendinden bahseder misin? Özellikle de şu aralara özel de bahsedebilirsin. Karantinada hayat nasıl gidiyor, neler yapıyorsun vesaire. Evet, tabii ki. Dediğin gibi birçok insan Türlerin Yaşam Hakkı Açık Radyo üstünden ismimi biliyor muhtemelen. O yüzden de beni radyo programcısı zannediyor çoğunlukla insanlar. Ama Açık Radyo gönüllü programcıların programlarının olduğu bir radyo. Ben de orada gönüllü programcılık yapıyorum. Tabii bir kadrosu var. Esas radyocular onlar. Fakat ben gönüllüyüm. Diğer birçok insan gibi ve de esas işim bu değil. Esas işim global bir firmada bir dijital departmanda çalışıyorum diyebilirim. Yani dijitalleştirme, dijital eğitimler ve dijital aktivasyon konulu. Yaptığım şey aslında diğer ülkelere dijitalleşme yönünde eğitimler ve danışmanlık vermek. Öyle bir rolüm var. Normal bir beyaz yaka kariyeri diyebiliriz. Dolayısıyla hafta içlerim biraz yoğun geçiyor. Evde olmama rağmen. Evde olabilen şanslı insanlardanım. Yani evden çalışıyorum. Pandemiden dolayı da değil. Zaten bu rol evden çalışılabilen bir rol. Ve de radyoya başlamamı da sağlayan şey biraz da bu role geçmem oldu. Çünkü ofis bağımlılığım kalmadı. Ve de radyo esnek saatler için gerekiyordu. Yani iyi oldu. Onun dışında dediğin gibi sosyal bilimler arka planım aslında. Boğaziçi Sosyoloji'den sonra kültürel çalışmalar okudum. Mezun olduktan sonra kısa bir dönem gene eğitim danışmanlık alanında firmalara kurum kültürü konusunda eğitim ve danışmanlık veren bir ekiple çalışıyordum aslında.
Daha sonra bu teklif gelince böyle kurumsal bir role geçtim. Tabii bu işte hayvan hakları, ekoloji, iklim bunlar hep zaten kişisel ilgi alanımdı. O yüzden de yüksek lisansta bu konuda bir şey yapmak istemiştim. Aslında o yüksek lisans projesinde ilk çıktığım nokta şeydi, o dönemde çok yaygın bir şekilde HES mücadelesi vardı. Hidroelektrik santrallere karşı hatırlarsın belki. Yani Karadeniz'de çünkü yani en ufak dereye bile hidroelektrik santral yapılmaya kalkılan bir dönemdi bu. Ve de müthiş bir mücadele vardı köylüler tarafından yürütülen. Ben de tabii çok yoğun hem açık radyo dinliyorum, radyoda da biliyorsunuzdur belki çok fazla iklim ve ekoloji konularında program var. Bildiğim çoğu şeyi oradan öğrendim diyebilirim öğrenciliğimden beri. Ne güzelmiş. Evet, o dönemde onunla ilgili bir şey yapmak istedim. İstediğim şey aslında Karadeniz'e gidip bayağı hani köylerde bu mücadeleyi yürüten insanlarla konuşarak ekoloji mücadelesi başlığı altında böyle bir çalışma yapmaktı. Ama sonra değişti, gidemedim. Dolayısıyla burada ulaşabileceğim insanlarla röportaj yapma kararına geçtim. Onlardan bir tanesi de Ömer Madra'ydı. Ömer Madra'yla da o vesileyle zaten konuşmuş oldum. Çünkü iklim konusunda belgesel sadece HES konusundan çıktı, genel doğa mücadelesi konusuna dönüştü. Ve iklim konusunda da Ömer Madra'yla konuşmuştum öğrenciyken. O zamandan bir tanışıklığım vardı. Ve vejetaryandım. Çok genç bir yaşta vejetaryen oldum. 17-18 yaşında. Nasıl vejetaryen olmuştun? Çok spesifik bir olay olmuş muydu? Spesifik olay o yaşta olmadı, daha önce oldu diyebilirim. Bizim yazlığımız vardı Marmara Ereğlisi civarında. Küçükken işte çocukluğumu, yazlarımı orada geçiriyordum diyebilirim. Orada Kurban Bayramı'na denk gelen bir yaz. Sitenin hemen girişinde biz çocuklar işte oynuyoruz falan. Gözümüzün önünde bir kurban kesildiğine şahit oldum. Yani bayağı o kan fışkırma anını gördüğümü hatırlıyorum ve tabii ağlayarak eve koşmam falan. Muhtemelen 7-8 yaşındaydım herhalde. Ve kararı o zaman vermiştim aslında. Niye yiyoruz sorgulamasına başlayıp yememe kararını, ama hayata geçiremedim çocuk olduğum için. Daha sonra 18 yaşındaydım galiba reddettiğimde. Öncelikle et yemeyi bıraktım. Ama epey bir öyle kaldı. Yani işte şimdi 32 yaşına kadar balık da yemeye devam ediyordum bu arada. Balık yiyen vejetaryen şeklinde devam ettim. Peskateryen. Ve en son 3 sene önce işte veganlığa geçtim. Tabii sen evde neler yaptığımı nasıl sormuştun. Ben veganlığa geçme muhabbetine. Ya aslında tam bu videonun konusu değil ama merak ettiğim için kısaca dijitalleşme ile ilgili çalışıyorsun ya ve pandemide normal hayatı dijitalden çok uzak olan herkes de dijital bir hayata geçiş yaptı. Seni işte etkiledi mi ya da hani bu konuda bir gözlemin var mı? Tabii onu arttırdı. Benim işimi arttırdı. Çünkü zaten bu alanda çalışıyordum. Ve de şimdi artık şirketler için olmazsa olmaz bir hale geldiği için çok daha fazla sorumluluk alanımız çoğaldı. Yani atıyorum daha önce mesela 5 tane ülkeye odaklanıyorduk. Şimdi 15 tane ülkeye odaklanmak zorundasın. Dijitalleştirmemiz gereken ülke sayısı arttı, bu ülkedeki kişiler arttı ve de tabii çeşitlendi. Çünkü herkesin dijitalleşme oranı da farklı olduğu için bizim de işimizi hem değiştirmemiz gerekti, nasıl destek verdiğimizi, hem de kapasiteyi arttırmamız gerekti. Şey soracaktım aslında, ben daha genel olarak hayatında dönüm noktası diyebileceğin noktalar var mı? Bunlardan bir tanesi belki de vegan olmaktır ve vegan olma hikayeni anlatır mısın? Evet, bir tanesi de kesinlikle vegan olmak. Ama o vegan olmaya doğru gelen süreçte de tabii önemli dönüm noktaları oldu. İşte bir tanesi bu, bence o kurban anına şahit olmam, o hayvanın öldürülme anına şahit olmak önemli bir şey. Daha sonra birkaç tane şeyden bahsedebilirim ama iki kişi sanırım esas vegan olma kararını vermemi sağlayan iki önemli kişi de var. Çünkü vegan olmak böyle benim için bir belgesel izledim, vegan oldum veya işte o meşhur konuşmayı dinledim, vegan oldum gibi olmadı. Vegan olması gerektiği fikri önce yerleşti kafama. Yani evet, doğrusu bu. Hakikaten de dünyada hepimiz için, dünya için, hayvanlar için, insanlar için iyi olan, doğru olan tek şey vegan bir yaşam şekli. Bu fikir yerleşti. Bu nasıl yerleştiğini tam olarak hatırlamıyorum. Muhtemelen öğrendiğim şeylerden, işte açık radyo dinleyerek filan yerleşti. Tam onu hatırlamıyorum ama davranış değişikliğine geçmesi başka bir süreç. Yani o kararı verdikten sonra davranış değişikliğini yapacak enerjiyi ve ortamı ben daha sonra bulabildim.
Onda da işte iki kişi ve ortam önemliydi, koşullarımın değişmesi. Birincisi gerçek bir veganla tanışma iş yerinden. İlk tanıdığım vegan arkadaşım Miray. Onunla tanışınca tabii bir şaşkınlık şeyi anı yaşadım yani. O gerçekten yapılabiliyor. Yani her gün işe geliyorsun. Bir de üstelik vegansın. Ofise gelemiyorsun. Nasıl oluyor falan. Hayattasın. Gayet iyi görünüyorsun. Ölmemişsin. Yerden protein falan da alıyorsun herhalde sen. Yok öyle düşünmedim aslında ama yani hiç o sağlık tarafını çok da fazla düşünmüyordum. Benim için zor olan şey hani peynir yemeyeceksek, sandviç yemeyeceksek ne yiyebiliriz ki ofiste falan hani böyle bu tarz pratik çözümler arıyordum aslında. O da tabii bu kadar ilgilendiğimi görünce, bayağı büyülenmiş gibi bakmaya başladığımı görünce bana broşürler getirmişti. Tabii her veganın olmazsa olmazı, evinde mutlaka bir nasıl vegan olunur broşürü taşıdığı için bana onu getirmişti ertesi gün. Biraz konuştuk ama ben yine vegan olmadım tabii yani onları okuduktan sonra. Sadece o tohum işte biraz daha çatladı, filizlendi, bir şey oldu, tetiklendi. Ama ortamım gene müsait değildi. Daha sonra yine hayatımda önemli bir değişiklik yaşadığım bir dönemde, yani boşanma sürecindeydim, değişiklik o. O hayatımı yeniden düzenlemem gereken dönemde bir TED Talk izledim. İkinci kişi de bu zaten, Nevşin Mengü. Onun TED Talk'u. Biliyorsundur bu ne vahşi medeniyet diye. Onu izleyip çok etkilendim. Zaten vejetaryenim ve de onu da haberci olarak çok beğenip takip ediyordum. Vegan olduğunu bilmiyordum. İkinci bir büyülenme efektiyle haberci bu kadar yoğun işte spor da yapıyor ama vegan nasıl oluyor acaba diye. İkinci kişi de o. Yani bunun olabileceğini görmek gerçekten önemli sanırım. Bunu yapabiliyor insanlar bu değişikliği ve gayet hayatlarına çok daha sağlıklı bir şekilde devam ediyorlar. İkinci kişi o. Ve sonra onun TED Talk'unu izledikten 1-2 hafta sonra da kendisiyle karşılaştım bir kafede. TED Talk'tan bayağı etkilenmiştim. Yani arkadaşlarıma falan göndermiştim. Aa veganmış diye. Karşılaşınca dedi ki ben gideceğim, konuşacağım. Yani söyleyeceğim böyle böyle. Yani rahatsız etmek de istemiyorum ama ne olabilir ki yani? Hani söyleyeceğim, iyi ki konuşmuşsun diyeceğim. Ondan sonra öyle yaptım. Gidip tanıştım. İşte böyle böyle ben vejetaryenim. İşte ben de keşke vegan olabilsem falan. O da yani çok samimi bir insan olduğu için zaten direkt muhabbete girdi. Ya işte ben de peyniri çok seviyordum, bırakamam zannediyordum. Ama alıştıktan sonra peynirin kokusu bile tiksindirici geliyor falan demişti. Ayaküstü bir muhabbet. Ama o da kafamda yer etti tabii. Yani olabiliyor ikinci insan. Ve de sonra ben daha fazla araştırmaya başladım. Sosyal medyada takip etmeye, öğrenmeye başladım. Boşanmıştım, yeni bir düzene başlıyordum. Ve de bir özgürlük alanı yani tek başınayım artık. Ve istediğim gibi organize edebilirim hayatımı. Dolayısıyla o değişikliği yapmak aslında daha kolay. Bunu görüyorum. Şu anda da mesela vegan olmak isteyen ama olamayan, eşinden, ailesinden dolayı olamayan çok insan var. Gerçekten zor. Onları da anlayabiliyorum. Tek başına olunca daha kolay. Tamamen o aynı hikaye. Bende 2000'de de var bu arada. Yani boşanma ve yemek düzenini değiştirebilme özgürlüğü için o rahat alan falan. Evet. Önemli. Yani sırf boşanmadan değil ama partnerinin de vegan olması çok önemliymiş. Yani hakikaten öbür türlü zor oluyor. O şekilde veganlığa da geçtim. Bir değişiklik daha yaptım o dönem. Yoğun bir şekilde spora başladım. Ama ondan şu anda çok da bahsedemem herhalde. Çünkü devam edemedim yani. Pandemi döneminde haftada 5 gün spor yapma şansım yoktu. Ama ikisinin de birlikte gayet güzel devam ettiğini de gördüm. Yani uzun bir süre çünkü 1-2 sene. Gerçekten haftada 4-5 gün işte bisiklet, yüzme, koşu yoğun bir şekilde spor yapıyordum. Ve gayet gerçekten kendimi çok da iyi hissediyordum. Müthiş. Peki böyle yoğun spor yaptığın dönemde beslenmende makroları kontrol ederek falan mı hazırlıyordun yiyeceklerini? İşte şu kadar gram protein alman lazım. Hayır. Yani hayır şöyle iki değişikliği aynı anda yaptığım için yani hem beslenme şeklimi değiştirip hem de yoğun spora başladığım için dedim ki ben bunu bir danışayım. Ve hani eksik aldığım şey varsa ya da sırf spor yaptığım için eklemem gereken bir şey varsa öğreneyim. O yüzden de danışmanlık aldım. Ve de ben anladım ki zaten tahlillerime falan da baktırıyordum. Bir eksiğim yok, bir şeyim yok. Kendimi iyi hissediyorum. Birkaç şeyi atıyorum. Keten tohumunu mesela bilmiyordum. Ya da işte protein almak için ekleyebileceğim çeşitli bitkisel kaynakları hepsini bilmiyordum. Bunları da ekleyince bir sorun olmadı. Gayet güzel devam etti. Peki, bitirme projenden biraz bahsedelim mi? Belki edebiliriz. Kardeşim de izler.
Türkiye'de ama çok amatör bir şey o. Olsun, anlatanlar çok güzel bilgi veriyor, röportaj yaptığın insanlar. Veriyorlar. Evet. Hatta onun arka planında daha çok şey var. Yani keşke hepsini yayınlayabilsem. Çünkü birer saatlik Defne Kor Yürek'le de Ömer Madra'ya da birer saatlik neredeyse görüşmeler yaptım ve çok güzel şeyler anlattılar. Ben kısıtlamak zorunda kaldığım için kestim epey onları. Ama neden yayınlamıyorsun? Evet, yayınlayabilirim. Sen neden yayınlamıyorsun arşivindeki bazı videoları? Doğru zaman bekliyorum. Evet. Keşke yayınlasam dedim de hani sanki acaba bir engel istiyorum. Falan yok olacak. Engel yok herhalde. Hayır hayır yok, öyle bir şey yok. Yani ham bir şekilde hani çok da fazla üstüne uğraşmadan belki kabaca bir editing yaparak yayınlanabilir gerçekten. İyi çok fikir. Çok yaratıcı bir fikrim var. Elimizdeki videoları yayınlayalım. Ben evet. Yayınlayayım. Evet, benim kanalıma da mesela Suat'ın bir sürü videosu yayınlanacak kanalımda eğer geçerlerse. Evet, neyse. Hayvancılık o bitirme projesinin neresinde yer alıyordu? Hani ekoloji, iklim, iklim değişikliği, iklim krizi, bunlardan bahsederken ona geçelim. Hayvancılık. Yani hayvancılık olarak yoktu. Çünkü konu doğa mücadelesinden çıkmıştı ama hayvanlar özelinde bir konu yoktu. Konuştuğum kişilerle de, yani 3 kişiyle konuştum zaten. Veganlık konusu orada geçmiyordu. O zaman vejetaryandım zaten, bir de o da var. Ama konu o değildi yani. Radyo programı nasıl başladı, nasıl ortaya çıktı? Türlerin insanı. O güzel bir hikaye. O şöyle, vegan olduktan sonra tabii insan duramıyor ya, yani yetmiyor. Çünkü hem anlatmak herkes istiyor, daha fazla. Herkes yani ama. Evet ama bir de anlatacak şey de bitmiyor ki. Yani çünkü ben vegan olduktan sonra öğrenmeye başladım. Yani vegan olma fikri zaten önceden bildiğim birkaç bilgiyle yerleşmişti. Yani etik olarak şey bile yetiyordu benim için. Yani bile demeyeceğim yani, bence zaten müthiş büyük bir olay. Buzağların annelerinden ayrılması ve o buzağının bir daha annesine. Bu bilgiyi duydum, tamam zaten, hani niye anne inek sütü içeyim ki zaten. Girdikçe içine balıklarla ilgili bir sürü şey var, ne bileyim bal da mı yemiyorsun, bir sürü şey var. Sağlık boyutu ayrı, hayvancılığın iklime etkisi ayrı. Mücadelelerin kesişmesi meselesi var. Yani sadece ki türlerin yaşam hakkında buna da çok önem veriyoruz. Sadece hayvan hakları da değil yani. Bunu işte feminist mücadele, LGBTİ artı hakları mücadelesiyle ortaklıklarını ortaya koyuyor. Çünkü tahakküm ortak bir mekanizma zaten. Buradan da bakınca gerçekten derya deniz, içine girdiğin zaman çok fazla şey öğreniyorsun. Ve her öğrendiğim şey de beni tasdik ediyordu. Yani bu vegan olma halini her öğrendiğim şey tasdik ediyor. Şu noktaya geldim. Açıkça veganlığa geçmek, yani hem insan kendi sağlığı için, hem dünya için, gezegen için, hem de belli ki hayvanlar için tek ve en iyi ve olması gereken minimum davranış şekli. Ama herkes vegan değil. Nasıl yani? Hani bununla yüzleşiyorsun yani. Nasıl böyle bu kadar bariz bir şey var ki? Nasıl vegan olmuyorsunuz ya? Ve bu noktada da tabii işte anlatmak isteği işte buradan. O yüzden bu kadar insan gönüllü bir şekilde kendini paralarcasına bu işi anlatmaya çalışıyor. Hiçbirimiz bundan para kazanmıyoruz veya hiçbir çıkarımız yok yani. Gerçekten insanlar gecesine gündüzüne katarak içerik üretmeye ve bunu anlatmaya çalışıyor. Çünkü doğrusu bu olduğu çok belli birçok açıdan böyle. İşte ben de bu şekilde vegan olduktan sonra bu bana yetmedi ve de anlatmak istedim. O yüzden de zaten Açık Radyo dinliyorum ve de çok iyi bir platform olduğunu düşünüyorum. İşte Ömer Madra'nın vegan olduğunu da biliyorum. Veganlıktan da bahsediliyor. Hayvan hakları, veganlık sürekli bahsedilen şeyler ama hayvan hakları özelinde bir program yok. O yüzden dedim ki o zaman ben yapabilirim belki. Neden olmasın? Süper. Evet. Orada çünkü radyonun web sitesine girerseniz açıkradyo.com.tr'de aşağıda bir bölüm var. Ben de program yapmak istiyorum diye. Oradan neler yapmanız gerektiğini görüyorsunuz. İşte bir doküman hazırlıyorsunuz, planlıyorsunuz. İşte şunları konuk etmeyi düşünüyorum. İşte o jenerik, senin de okuduğun jeneriği hazırlıyorsun. Program adı, konusu vesaire. Böyle bir hazırlık yaptım ve başvuru yaptım. Yolladım radyoya. Kabul edildi. Türlerin Yaşam Hakkı da böyle çıktı ve de başvurum kabul edildiğinden bu yana da 2 sene oldu. Hatta bu hafta
programın ikinci senesini kutluyoruz. İkinci senesinin bitmesini. Mutluluk kampı. Her programda mutluluk kampı yapacak bir neden bulabiliyorum ama bu çok iyi bir neden. Şu anda bu yayın zamanı tesadüf değil. Türlerin Yaşam Hakkı'nın ikinci yıl dönümünü kutluyoruz. Evet. Oley. Üçüncü yılına giriyor. Üçüncü yılına giriyor. Üçüncü yılına giriyor. Radyoda şöyle oluyor. 6 aylık sezonlar var. İşte Mayıs'tan Kasım'a. Kasım'dan Mayıs'a. 4 sezon bitirdik. Şimdi bir sezon daha devam ediyoruz. Bu arada şunu da söylemek lazım. Böyle başladım ben Türlerin Yaşam Hakkı'na. Tek olarak başladım. Bir sene program yaptım. Sonra biliyorsunuz Melike'yi davet ettim. Ve de şimdi artık onunla birlikte yapıyoruz. İkinci Melike'yle de birinci senemizi bitirmiş olduk bu hafta böylece. Şimdi 6 ay daha devam edeceğiz. Sonrası bakalım neler olacak. Neler gelişecek. Şahane. Siz Melike Dilkoç'la beraber beni de davet ettiniz. Hatta biraz konular uzadı. Bir bölüm konuk olacakken ben iki bölüm konuk oldum. Melike'yi burada konuk ben alamayacağım. Çünkü kendisi tüm bu veganlara Suat'ın konuğu hem kendi kimliğiyle hem de Hüsn kimliğiyle birer kere geldiği için iade-i ziyareti senle yapabiliyoruz. Peki diğer konukları, ben kendimi, beni nasıl bulduğunuzu biliyorum. Biz tanışıyorduk zaten de. Konukları nasıl buluyorsunuz programa? Genellikle böyle, seni bulduğumuz gibi. Tanışıyoruz yani. Dost, yani bu camiada tabii bir camia var. Hani bir hayvan özgürlüğü, hayvan hakları mücadelesi camiası var. Aslında benim programa başlama yolculuğum da biraz o... Benim yolculuğum aslında bu camiayla tanışma yolculuğum da oldu. Çünkü konuk alabilmek için tabii ben herkesin kapısını çaldım tek tek. İşte kimi bulduysam, hayvan hakları için çalışan kim varsa, gerçekten bu alana kendini adamış, önemli bir şey yapan kim varsa çağırmaya başladım ve de bu şekilde insanlarla tanıştım. Şimdi de tabii gene tanıdıklar ama tanıdıkların tanıdıkları, bazen konu oluyor kafamızda ve o konuyu konuşabilecek birini arıyoruz. Bazen de bir kişiyi konuk etmek istiyoruz. Yani o kişi herhangi bir sebepten ön planda olmuş olabilir. O kişiyle konuşacağımız konuyu da o kişiye göre belirliyoruz. Yani değişiyor ama gene tanıdıklar üzerinden ilerliyor tabii. Peki kafanızda bir konu var ve o konuyu en iyi bilen, o konuda uzman olan kişi vegan değil. Ay, evet. Vegan olma şartı var mı konuklarda? Bu zor oluyor gerçekten vegan olmayan biri olduğunda. Yani ama nadir hakikaten. Çünkü yani işte bizim programın duruşu da etik veganlık ve tabii ki de türcülüğe karşı bir duruş. Konuklarda da bunu arıyoruz yani hani. Evet, tek bir konuda çalışıyor olabilir. Ne bileyim, bu konu tek bir hayvan türü de çalışıyordur belki. Belki sokak hayvanları ile ilgili bir projesi vardır. Onu konuşmak istiyoruzdur sadece. Yani veganlık konu olmayabilir. Öyle olduğunda tabii ki de yani illa şarttır diyemiyoruz ama ararken birini önceliğimiz o oluyor. Yani hani gerçekten de bu anti türcülüğe karşı duruşu içselleştirmiş birisi zaten vegan olur. Vegan olmak illa hani vegan olmak bitkisel beslenmek değildir. Her zaman duyduğumuz gibi vegan olmak bu bakış açısı, yani sömürüye toptan karşı olma, bütün hayvan türleri için karşı olan kişileri bulmaya çalışıyoruz ama her zaman olmuyor. O zaman süremizin sonuna geldik. Yoksa çok daha güzel, çok daha uzun süre sohbet edebilirdik ama geldiğin için çok çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim konuk ettiğin için ve de Türlerin Yaşam Hakkı'nın yıl dönümünü bu şekilde kutladığımız için. Evet, tekrar hatırlatalım. Her çarşamba saat 14'te Açık Radyo'da. Daha sonra dinlemek isterseniz ya da topluca dinlemek isterseniz ya da bazı bölümleri tekrar ve not alarak, yani ders dinler gibi dinlemek de gerekiyor. İçlerinde o kadar çok bilgi var. Bunlar için de podcast olarak dinleyebiliyorsunuz. Herhalde bütün podcast platformlarında az çok var. Değil mi? Var. Artı Açık Radyo'nun web sitesinde kayıt arşivi var. Tüm programlar için var. Türlerin Yaşam Hakkı'nın da kayıt arşivi orada da var. Süper. Çok teşekkür ederim tekrar. Ben teşekkür ederim Melih'cim. Görüşürüz. Bay bay.